Kanal Urfa'da İftar Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Ve bir iftar vaktinde sevgili Abdülaziz Kutlay ve Mahmut Durgun'la birlikteliğimizi sürdürürken bugünün özel bir konuğu da var. Eyüpya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kuş da bizlerle birlikte. Bugün sohbetimizi onun üzerinden de değerlendireceğiz. Onun üzerinden yapacağız. Ramazan'a dair sohbetlerimizi Eyüpya Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri konuşarak inşallah devam ettireceğiz bugün. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, sağ olun. Siz de nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun. Ramazan şerifleriniz mübarek olsun. Hadi burada. Ramazanlar olsun. Ve Ramazan'la ilgili çalışmalarınızı görüyoruz, biliyoruz. Hem sosyal medyada hem de kamuoyuyla takdir edilen güzel bir çalışmanız var. Adeta Hazreti Ömer misali davranışlarınız İnsanları hakikaten gerçekten uzun zamandır görmediği şeyi görmeleri ne vesile oluyor bu sebeple. Hocamla tabii ki sohbetimizi sürdüreceğiz yine. Abdülaziz Kutlay Hocam, siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Ve Mahmut Durgun abim de inşallah bugün bizlerle birlikte hem ilahileriyle hem de programa başlarken Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyeceğiz kendisinden. Dilerseniz sözü kendisine bırakalım. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Evet Mahmut abi, söz sizin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatum أَوَابَ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Eyvallah Mahmut abi. Ağzına gönlüne güveyle sağlık. Çok güzel bir kıraat idi. Eyvallah. Evet, Ramazan tabii ki Kur'an ayı sevgili izleyenler. Ramazan aynı zamanda Ramazan hem sabır hem bereket hem mağfirettir. Sabır aslında, Ramazan aslında aynı zamanda dayanışmadır, yardımlaşmadır. Biz bugün hem yardımlaşma hem dayanışmayı ele alacağız. Belediye başkanımızla, Eyüp Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuş'la. Başkanım, evet Ramazan diyoruz ama Ramazan nasıl geçiyor sizde? Öncelikle öyle başlayalım. Evet. Mehmet Emin kardeşim, öncelikle bizlere bu ortamı sağladığınız için, bizleri kabul ettiğiniz için, eyvallah, bu manevi iklimde bizleri ağırladığınız için sizlere şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Ve ekran başından bizleri izleyen gerek Eyüpiyeli kardeşlerimize, gerek Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize selam dolu selamlarımızı iletiyorum. Eyvallah. Evet, Ramazanlar, Ramazan berekettir. Ramazan rahmettir. Kesinlikle. Ramazan paylaşmaktır. Öncelikle bu Ramazan aylarını bize kavuşturan Cenab-ı Mevlam'a sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ve bu Ramazanların yüzü suyu hürmetine Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine, evliyaların, esfiyaların, enbiyaların yüzü suyu hürmetine, Ramazan ayında oruç tutmuş ve orucu kapalı olan güzel insanların yüzü suyu hürmetine, bir an önce inşallah bu koronavirüs belası ülkemizin üzerinden defolur gider, insanlığın üzerinden defolur gider diyorum. Tabii bu Ramazan ayını doya doya yaşayamıyoruz. Buruk bir şekilde yaşıyoruz. Maalesef başkanım. Halkımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız evdeler. Gerçi biz sahadayız. Çalışmalarımızı yapıyoruz bir yerel yöneticiler, evet, olarak. Ama birlik ve berlik içerisinde maalesef bugüne kadar bir iftarımızı açamadık. Bunun da burukluğunu yaşıyoruz. Doğru. İşte Ramazan paylaşmaktır dediğimiz zaman işte aynı sofraları paylaşmamanın burukluğunu yaşıyoruz. Doğru. Ama inşallah önümüzdeki Ramazan ayında bütün mümin kardeşlerimizle birlikte aynı sofraları paylaşırız. O ihlaslı sofraları hep birlikte oluruz ve güzel sohbetlerle, güzel iftarlarla inşallah birlikte geçirmiş oluruz. Biz de dile getiriyoruz. Biz de o şekilde temellerde bulunuyoruz. Ramazan'la ilgili de çok güzel aslında projelerimiz vardı. Hı-hı. Arkadaşlarımıza talimatımızı vermiştik. Evet. Bilmem Mahir Zahin'i tanır mısınız? Bilmez miyiz hocam? Onunla da görüşmelerimiz oldu. Evet. Aslında bu Ramazan'da Eyüpiyeli kardeşlerimizle buluşturacaktık. Hı-hı. Güzel vakitler geçirecektik. Yerel sanatçılarımızla da görüşmüştük. Evet. Ama maalesef işte bu koronavirüsten dolayı bu projelerimizi hayata geçiremedik ama inşallah önümüzdeki Ramazan'da hayata geçiririz. Sağlık olsun başkanım. İnşallah. Yani her şeyin başı mutlaka sağlıktır. İnşallah bir sonraki yıllara, bir sonraki süreçlerde bunun daha da iyisini yapmayı bizlere Rabbim nasip eder. Evet başkanım, tabii Ramazan ayı olmasına sebebiyle Ramazan aynı zamanda yardımlaşmadır, dayanışmadır diyoruz ya. İşte bunun en güzel örneğini aslında bir belediye olarak siz sergiliyorsunuz Şanlıurfa'da. Ki bunu gerek kamuoyu biliyor, gerekse de halk biliyor. Çünkü kimi zaman belediye başkanı görüyoruz. Bakıyorsun kapıda durmuş. Elinde poşet, kapı kapı dolaşıyor. Kimin ne ihtiyacı var soruyor. İşte bunun en güzel örneğini Eyüpiye Belediyesi yapıyor.
Bu anlamda bu güzel yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı özellikle biz teşekkürlerimizi sunuyoruz sizlere. Allah razı olsun. Bu güzel hizmetlerin tabii ki bir belediye başkanı tarafından yapılıyor olması ise diğer idarecilere de bir örnek teşkil etmesini diliyoruz. Bu hususta belediye ne tür yardımlar yapıyor başkan? Yani Ramazan diyoruz ve pandemi olayı var biliyorsunuz salgın. Bundan dolayı insanların çoğu dışarı çıkamıyor. Evet. İster istemez ihtiyaç hasıl oluyor. Böyle olunca da belediyelere büyük işler düşüyor. Bu hususta belediyenin çalışmaları neler? Programa başlarken Hazreti Ömer örneğini vermiştiniz. Evet. Tebdili kıyafetimizden dolayı. Tabii biz Hazreti Ömer değil, Hazreti Ömer'in bastığı toprak olamayız. Sadece işte böyle büyük sahabelerimizi, halifelerimizi özenti de güzel bir şey. Taklit kesinlikle edebiliriz. O taklidin de birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, beşinci derece. İnşallah beşinci dereceden taklit edebilirsek ne mutlu bize. Daha birinci, ikinci dereceden bahsetmiyorum. Evet. Rabbim inşallah ahirete bizleri onlarla birlikte haşreyler. Ne diyelim, amin. Onların şefaatinden faydalanır. Aslında Eyyubiyeli'nin yapması gereken şeyleri yapıyoruz. Aslında evet. Tebdili kıyafetin o fotoğrafların sızması beni ziyadesiyle rahatsız etti. Geçen günde bir ortamda yine bu sohbet açıldı. Hı hı. Samimiyetle, içtenlikle yapmaya çalışıyorduk. O fotoğraflardan sonra hocam sanki artık riya olacak. Evet. O günden sonra da artık dolaşmıyorum ben. Evet. Yani kapıları çalamaz oldum, riya girer diye ama hocam inşallah bize de dua edin inşallah. Rabbim o muhabbeti tekrar içimize yerleştirsin. İnşallah. O ihlası inşallah bir daha içimize i̇nşallah. Yerleştirsin. Evet, malumuz yaklaşık 1,5 yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Evet. Koronavirüsle. Ülkemize ilk görüldüğü an Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatıydı. Evet. İlçe başkanları, ilçelerindeki vatandaşların dezenfekte işlemleriyle birebir ilgilensin. Hı-hı. Özellikle 65 yaş üzerindeki amcalarımıza sahip çıkılsın. Evet. Ki ilk bunu duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Bir Müslüman olarak çok mutlu olduk. Bir Türk vatandaşı olarak çok mutlu olduk. Diğer ülkelere baktığımız zaman 65 yaş üzeri hiç önemsemediler. Hastanelere dahi kabul etmediler. İşte biz böyle bir cumhurbaşkanına sahibiz çok şükür. Yaşlısına dahi sahip çıkan, önem gösteren bir cumhurbaşkanı. Ben cumhurbaşkanımıza bu davranışından dolayı, amcalarımıza, babalarımıza, dedelerimize göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı şükranlarımı iletiyorum kendisinden. Mevlam milyon kez razı olsun inşallah. Amin. İşte onların talimatlarıyla gerek ana harterler, gerek ara caddelerimizi, dezenfekte işlemlerimizi her gün muhteşem bir şekilde yapıyoruz. Deterjanlı, köpüklü sabunla. Hı hı. Maksimum 3 günde bir mahallelerimize girmiş oluyoruz. Vatandaşlarımız bu noktada ara ara dolaşıyoruz. Esnafımız da vatandaşlarımız bu memnuniyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bunu da bir gelenek haline getireceğiz. Evet. Ve inşallah koronavirüs belasından bir an önce kurtuluruz. Kurtulduktan sonra da inşallah bu hijyene, bu dezenfekteye önem göstereceğiz. Bu şekilde hizmetlerimize devam ettireceğiz. Tabii bunun yanı sıra gece gündüz 2 vardiya ayırmışız. Yine dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. 6 ULV cihazımızla. Geçen hafta itibariyle de almış olduğumuz bir mikrosisteme aracımız var. Onunla şu anda Eyyubiye'yi de dezenfekte ediyoruz. İşte havada gezen tabiri caizse virüsleri, mikropları o araçlarımızla yere indiriyoruz. Bu dezenfekte işlemlerimiz inşallah muhtet bir şekilde devam edecek. Eyyubiye'li kardeşlerimiz bu konuda rahat olsunlar. Onlar evlerinde kalsınlar. Biz onlara her konuda hizmet etmeye devam ediyoruz. Hakeza yine zabıta birimlerimiz pazarlarda çok ciddi sosyal mesafeyi koruma anlamında mücadelelerini bugüne kadar verdiler ve vermeye devam edecekler. Pazarlarımıza gerek kapalı semt pazarlarımıza gerek mahallelerimize kurmuş olduğumuz sokak pazarlarımızda maske, eldiven dağıtımımız muhtet bir şekilde devam ediyor. Hakeza yine diğer esnaflarımıza da maske dağıtmalarımız ve dezenfekte dağıtımlarımız
devam etti bugüne kadar. Bugünden sonra da inşallah devam edecek. Eyvallah. Eyvallah. Bu tabii ki belediyelerin aslında buradaki hizmet bakımından çok da zor bir süreç geçiriyorlar. Özellikle koronavirüsten dolayı maalesef bir kat daha arttı bunların yükü. Hal böyle olunca belediyeler de çalışmalarını o yönde sürdürmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra Ramazan ayı gelmesiyle beraber belediyeler, daha doğrusu birçok belediye yardımda bulunuyor. Paket gıda yardımında bulunuyor. Evet. Bu Eyüp Belediyesi'nde mevcut mudur başkanım? Evet, aslında evet doğrudur. Gerek koronavirüs olaylarından sonra özellikle de Ramazan ayında bunu daha çok yoğunlaştırdık. Bugüne kadar 10.000'in üzerinde yardım paketimizi vatandaşlarımıza dağıttık. Yani 10.000, en az 10.000 vatandaşımıza Eyüpiye Belediyesi olarak 10.000 haneye ulaştık. Arkadaşlarımıza geçen hafta yine talimatımızı verdik. Çünkü Eyüpiye'yi biliyorsunuz dezavantajlı bir bölge. En çok fakir fukaranın olduğu bölge. Mevsimlik tarım işçilerinin %60'ını barındıran bir ilçemiz, bölgemiz. Bu noktada gerçekten yardıma ihtiyaç duyan vatandaş sayımız çok fazla. Eyüpiye Belediyesi olarak, Eyüpiye Belediye Başkanı olarak elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Biz ne kadar gayretlerimizi sarf edersek edelim, Eyüpiye'deki garip kurabaya, fakir fukaraya tek başımıza ulaşmanın imkanı yok. Bu noktada muhtemelen Aziz hocamız birazdan bize zekatın önemini, yardımlaşmanın önemini anlatacaktır ama emin olun biz zekatı tam anlayamadık. Yani şahsım adına söylüyorum, zekatın ne olduğunu tam anlayamadım. Sadece bir zekat, işte malımın %40'ında birini dağıtmaktan ibaret olduğunu anladık. Oysa ki aslında Peygamber Efendimiz zamanına baktım, asılzade dönemine bakarsak Hazreti Ebubekir Sıddık bütün malını, mülkünü bağışlamış. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh'a baktığımız zaman o da bütün servetini bağışlamış. Hatta Hazreti Ebubekir Sıddık'ı kıskanmış. Hazreti Ebubekir Sıddık kadar biz samimi olamadık. Evet. Onun kadar cömert olamadık diye böyle bir aralarında bir espri de geçtiğini biliyoruz, duyuyoruz. Biz de bugüne baktığımız zaman şu anda muhtemelen evlerimizde iftar sofraları hazırlanıyor. Çeşit çeşit yemekler. İnşallah şimdiden iftarımız hayırlı olsun. Öyle olsun. İftardan ilk yudumundan önce inşallah bizlere de duanızı esirgemeyin. Bütün Müslümanlara duanızı esirgemeyin ama şu anda belki iftar sofralarımızda 3-5 çeşit yemek vardır. Hı hı. Daha güzeline de layıkız ama emin olun şu anda Eyüpiye'de bazı evlerimizde bir kase çorba dahi belki kaynayamıyordur. Evet. O yüzden ben buradan zengin iş adamlarımıza gerçekten bir çağrıda bulunmak istiyorum. Aslında her platformda çağrıda bulunuyoruz ama gerçekten Eyüpiye'deki yoksul kardeşlerimize yardım elinizi uzatın. Evet. Aslında onlara yardım size ederken asıl yardımı kendinize ettiğinizi de bilin. Doğru. Yapacağımız yardımlar hem bu dünyada hem ahirette %100 karşımıza çıkacak ve belki de kurtuluşumuza vesile olacak en önemli hizmetlerden biri işte bu fakir fukaraya, garip grubaya, yetimlere yapacağımız yardımlardır. Bu yardımları belediye eliyle yapın da demiyoruz biz. Evet. Kendi imkanlarınızla, anlaşacağınız marketlerle, gıda paketleriyle Eyüpiye'den çalacağımız kapıların %90'ı fakir. Hangi kapıyı çalarsak isabet etmiş oluruz. Bizden Sayın Başkanım yardım alan 1000 aile var. Bunun %70 artısı Eyüpiye. Aşevi değil mi? Aşevi. Evet. Yani Eyüpiye'nin %70'i bizde. Yani şey olarak yardım alanların. Evet. Allah razı olsun. Allah söylüyorlar. Evet. Evlerimize kadar getirdi diyorlar. Bazısı nankörlük edebilir ama biz biliyoruz ki kapı kapı dolaşıldı, dağıtıldı. Allah razı olsun. Allah sizin de razı olsun. Allah da sizin eksiğinizi vermesin. Bir de ben şunu söyleyeyim. Yani bu son yıllarda belediyecilik kabuk değişti. Yanlış mı? Sosyal belediyecilik yönü şeye geçti. Evet. Yani sosyal yönü daha ağır basıyor. Doğru.
ileride inşallah daha büyük hizmetlere imza atacaklarını ben umuyorum. İnşallah. Eski belediyecilik yok. Eskiden bir başkanın yanına git otur. Ha nerede? Yani şimdi hepsi dostlarımız, halkın içine çıkanlar. Doğru. Lafla değil, yapılan icraatla görüyoruz. Bu çok önemli. İleride daha büyük şeylere imza atılacak. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Evet. İşte, sağ olsun Aziz Hocamız da bizi tasdik etmiş oldu. Eyüp'ün en dezavantajlı bölgesi dememize. Tabii ki Eyüp'te işsizlik has safhada. Çok var. Evet. Bu işsizliği aşabilmenin de mücadelesini biz bir belediye başkanı olarak vermeye gayret gösteriyoruz. Aziz Hocamızın da biraz önce ifade ettiği gibi belediyeler kabuk değiştirdi. Evet, belediyeler Cumhurbaşkanımızın gelişinden sonra da kabuk değiştirdi. Ama özellikle son oluşum, özellikle evet, bu oluşumda çok ciddi kabuk değiştirdi. Sosyal belediyecilik bizim olmazsa olmazımız. Şimdi Eyüp'teki kardeşimin evinde bir çorba kaynamıyorsa ben burada alt geçitler, üst geçitler yapmam bir ehemmiyeti var mı? Yok. Önce benim fakirim, önce benim açım, önce onlara bir şeyler sağlayabilmek, bir yardımda bulunabilmek. Bu şuurla biz hareket ediyoruz. İşsizlik noktasına da inşallah yapacağımız projelerle de neşteri vurmaya çalışacağız. Peyderpey. İşte bir Sarakent projemiz var. İnşallah onu hayata geçirmek için ilk adımlarımızı attık. İnşallah. Üniversitemizle görüştük. Sayın Rektörümüz de bu konuya Allah razı olsun çok sıcak baktı. Protokol, ön protokolü imzaladı. Şimdi biz meclisin açılmasını bekliyoruz. Meclis açılır açılmaz ilk gündemimiz bu Sarakent olacak inşallah. Meclis üyelerimizden yetkiyi isteyeceğiz ve üniversitemizde inşallah ilk adımlarını atmış olacağız. Peki. Biraz önce de ifade ettiğim gibi belki 30 dönümle başlayacağız. Akabinde 100 dönüm, 300 dönüm, 500 dönüm hedefimiz inşallah 2000 dönüm alanlar içerisinde Sarakent'i kurmak. Rabbim inşallah bizleri utandırmaz. Konuşacak çok şey var. Ramazan'a dair ve yaptığınız hizmetlere dair. Hatta bu yönettiğiniz ilçenin, Eyüp'e ilçesinin içerisinde bulunan makamların peygamber makamlarının olması çok tabii daha önemli bizler için. Aziz Hocam da biraz sonra değinecek bir sonraki bölümde. Sebep bana gelirse inşallah eyvallah öyle olacak. Başkanımı bulmuşken çok şeyler peki konuşacağız. Bir de şunu söyleyeyim yani başkanım Eyüp'e ilçesinin değil eski Urfa'nın belediye başkanı. Doğru. Urfa'nın belediye başkanı. Urfa'nın belediye başkanı. Eski Urfa'nın evet. Olmasın. Yok, büyükşehir büyük ama Eyüp'e eski Urfa. Eski Urfa, kesinlikle. Ben de Eyüp'eliyim. Doğru. Biz de öyleyiz. Kesinlikle. Çok iyi tanıyorum, biliyorum. Yapılacak çok işlerin olduğunu biliyorum. Evet. İnşallah bir aradan sonra başkanımla sohbet ederiz. Sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Dolacak o güzel bedeni.
ihtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. İman olan bak, diyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Ne lafa umarsın fani dünyadan, ömrüm biter hiç var kında olmadan. Melekim efkeni canın almadan, uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Melekim efkeni canın almadan, uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Akıllar dolacak, o güzel bedeni toprak saracak. İman olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. İman olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Bir gün can kafesinden uçar gider, kabristan sonduğra daracık bir yer. Mükellekir seni hesaba çeker. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Mükellekir seni hesaba çeker. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Sitiyat saçına akıllar dolacak. O güzel bedeni toprak saracak. İman olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. İman olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Eyvallah Mahmut abi. Gönlü yüreğine sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağlık. İnşallah uyanır bu gönül, bu göz. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, ikinci bölümde İftar Vakti programıyla yeniden birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ve bugünün özel konuğu Eyüp Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kuş kendisiyle birlikte Ramazan'a dair sohbetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve Ramazan ayı boyunca da yapmış olduğu, Ramazan'da yapılan, belediyenin yaptığı hizmetleri konuşuyoruz kendisiyle. Başkanım, aslında çok da merak ettiğimiz bir konu var, bir husus var. Ramazan amca heybede dedik ya. Evet. Ramazan amcanın heybesinde ne var başkanım? Onu çok merak ediyoruz. Ramazan amcanın heybesinde evet, muhabbet var. Evet. Samimiyet var. İhlas var. Ramazan amcanın heybesinde aslında evet, samimi İslamiyet var. Şimdi teşbihte hata olmasın. Asla bu benzetmeyle biz yola çıkmadık. İşte Hristiyanların bir Noel babası var. Evet. Bir bakıyoruz ki Noel baba baş tacı yapmışlar. Ki bu Noel baba yılbaşı günlerinde zengin çocuklara, zengin aile çocuklarına hediye götürür ve zengin aile çocuklarını sevindirir, mutlu etmeye çalışır. Evet. Ama bizim Ramazan amcamız asla öyle değil. Bizim Ramazan amcamız fakir fukaranın Ramazan amcası, garip kurabanın, yetimlerin Ramazan amcası.
Ramazan'ın amcanın heybesinde tek kelimeyle samimiyet var, ihlas var, kardeşlik var, birlik beraberlik var, bir aile kavramı var. Ne güzel. Ne? Evet başkanım, bununla birlikte tabii sizin projeleriniz de var. Kültür ve turizm yolu. Bu yeni herhalde başladı. Yani proje uzun zamandır konuşuluyordu ama zannedersem yeni başlandı. Balıklıgöl ve Eyüp Peygamber arasında yapılan güzel bir çalışma olacağı benziyor. Ayrıntılara geldiğimizde ayrıntılar neler başkanım? Evet. 1 Nisan itibariyle göreve başladıktan sonra Eyüpiye'miz için neler yapabiliriz diye yoğun bir çalışma içerisine girdik arkadaşlarımızla birlikte. Evet, biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi aslında yıllardır, belki 20-30 yıldır konuşulan Eyüp Peygamber makamıyla Hazreti İbrahim makamını birbirine bağlayacak model bir yol, kültür yolu olması gerekir yönünde. Çünkü Eyüp Peygamber makamından çıkıyoruz, Halilurrahman'a gidene kadar gerçekten ızdırap çekiyoruz. Evet. Yollar çok dar, trafik sıkıntısı var. Doğru. Bir de çarpık yapı. Bir de bunun üzerine turistlerin geldiğini düşünüyorsunuz. Hı-hı. Turistler geldiği zaman hakikaten bizim için yüz karası yollar, yüz karası ortamlar. Evet. Bundan nasıl kurtulabiliriz diye dedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunun içerisinde bulunduk. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ilimizi ziyaret ettiler, teşrifte bulundular. Murat Kurum ve ekibiyle kültür ve inanç yolunu masaya yatırdık. Sunumumuzu yaptık. Neden bizim için acil gerekli olduğunu kendisine ifade ettik. Sağ olsun, o da hiç duyarsız kalmadı bu konuya. Hemen 30 milyon hibe, 10 milyon da özür diliyorum, 10 milyon hibe, 30 milyon da kredi olmak üzere hemen talimatını verdi ve uygulamaya başladı. Tabii Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk göreve geldiği günden bu yana özellikle Şanlıurfa'ya bir pozitif ayrımcılık yapmıştır. Bunu biz müşahede ettik. Çünkü ben de bir dönem İl Genel Meclis üyeliği yaptım. İl Genel Meclis Başkanlığı yaptım. Rahmetlik babam Mustafa Kuş'un milletvekiliyken fahri danışmanlığını yaptım. Evet. Birebir şahitlik etmişimdir. Yani Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'ya olan samimiyetini, gayretlerini. İşte bu samimiyet gayretini burada da görmüş olduk. Hemen acil kamulaştırma kararını, resmi gazete muhtemelen hepimiz görmüşüzdür. Hemen talimatını verdi. Şu anda çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Şu anda fiyatlar üzerinde hemen hemen birçoğuyla anlaştık. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığımız istişare sonucunda 3 aya kadar inşallah orada yıkma başlama ihtimalimizin olduğu görülüyor. Yıl sonunda da inşallah bitirmiş oluruz yıkımları ve gerçekten Eyüp Peygamber makamıyla Hazreti Halilurrahman'ı bağlayacak çok modern kültür yani hayata geçireceğiz. Başkanım, sadece yol değil değil mi? Yani anladığım kadarıyla içerisinde tabii alışveriş mekanları olacak, çarşılarımız olacak, kapalı semt pazarlarımız, sosyal tesislerimiz. Yani modern, ben hatta şunu söyleyebilirim. Proje çok güzel, dehşet bir proje. Bir zamanlar işte bize bir şey söylerken derlerdi, efendim işte siz Eyüpiye'nin şenigisiniz. Eyüpiye şenliği. Biraz böyle hor hakir görme vardı. Öyleydi. Eyüpiye'nin şenliği. Halen de görülüyor aslında hocam. Yok, inşallah kırılır o. O cahiliye adeti gidiyor yavaş yavaş. Şimdi inşallah modern bir Eyüpiye olacak. İnşallah. Ben inanıyorum. Güzel i̇nşallah projeler var. İnşallah. Bu sefer biz diyeceğiz ki biz Eyüpiye'nin şenliğiyiz. Aynen. Hele gurur duya duya. Şimdi duyduğumuz gibi bugün de duyacağız. Tabii biz Halilye'de bizim, evet. Karaköprü'de bizim, hepsi bizim. Ama o orada bir eksi vardı. Ya siz işte Eyüpiye'nin şenliğisiniz. Ne olmuş kardeşim, Eyüpiye'nin şenliğiyiz. Güzel bir proje. O doğru. Herhalde Harankapı mezarlığından başlayacak. İlk birinci etap, evet, Harankapı mezarlığı hemen oradan başlayacak. Evet. Yani bu yol mu genişleyecek? Doğrudur hocam. Şeyh Maksut'tan gelecek. Hacı Bayram Muradiye. Şu anda Muradiye Muhtarlığı'nın olduğu tam o yolun karşısından çıkacak. Oradan da İlk Peygamber makamına bağlanacak. Evet. Ayrıca şu anda Eyüp Peygamber makamının peyzaj çalışmalarıyla da ilgili bir proje var. O da hazır. Muhtemelen o da yakın bir tarih içerisinde. İnşallah. Ona da başlanacak. Oranın da rengi değişecek.
Çok vizyoner bir projemiz var inşallah orayla ilgili. Başkanım, bu arada ben şunu da sormak isterim aklıma gelmişken. Yani çoktandır da bunu söylüyorum. Eski başkanlarla da bunları konuştuk. Eyüpiye'ye bir mezarlık düşünüyor musunuz? İlk müşterisi de benim. Evet. Allah size uzun ömür versin inşallah. Duyuyorsun. Aslında çünkü buradan 20 kilometre asri mezarlığa gidecek. Evet. Yani buraya düşünüyor musunuz bu bölgeye? Evet. Sayın hocam, emin olun seçim zamanında aslında bize sorulan bir soruydu, evet. Bize yöneltilen bir soruydu. Eyüpiye mezarlığı nasıl olacak? Çünkü Harankapı mezarlığı dolmuş. Alternatif bir mezarlık lazım diye. İnanın ki diye. Sayın Başkanım, lafınızı kesiyorum. Mezarı kazıyorlar, daha çürümemiş. Doğru. Artık ara yol kalmadı. Evet. Evet, yani yollar kalmadı maalesef. Gerçekten millet tahsik ediyor. İl oraya gömülecek. Toprak topraktır. Evet. Yani Eyüpiye'ye yeni bir alternatif mezarlık düşünüyor musunuz? Evet. Şimdi şöyle hocam. Eyüpiye'yi muhtemelen sizler bizler kadar biliyorsunuz. Hatta bizden daha iyi biliyorsunuz. Tabii. Eyüpiye'ye baktığımız zaman doğu tarafı birinci derece tarım arazisi. Evet. Batı tarafına baktığımız zaman birçok alanın sit alanı olduğunu göreceğiz. Evet. İçte ve dış taraflarda. Bir geriye güney tarafı kalıyor. Güneybatı tarafı. Evet. Orası da Kızıl Koyunlu. Kızıl Koyun yaban hayatı koruma alanı. Evet. Zamanında bundan 30 sene önce, 40 sene önce oraya bir ceylanları getirmişler, yerleştirmişler. Burası yaban hayatı koruma alanı denmiş. Hı-hı. Hatlar, hudutlar çevrilmiş. Ama şu anda Urfalı'nın projesi değil. Değil. Öyle değil. Tabii, aynen öyle. Hatta geçmişte gelip işte burası birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece sit alanı diyenler de Urfalı değildi. Değil. Gelmişler kağıt üzerinden alelacele burası birinci derece sit alanı, ikinci derece, üçüncü derece demişler, gitmişler. Biz bunu bakanımıza da ifade ettik, Murat Kurum'a. Onunla da ilgili bir çalışmamız var. Başkanım, bu çevre yolunu dağın oradan getiriyor, Tokin'in oradan. Bir kayanın orada bir heykelmine çıkmıştı. Proje durdu 2 yıl. Evet. Urfalı durdurmadı ama. Tabii fatura belediyeye kesiliyor. Evet. Ya bu yol ne oldu? İlgili bakan bile gücü yetmiyor. Evet. Yani biliyoruz o derti. Doğrudur, evet. Maalesef anıtlarla ilgili çok ciddi şeyimiz var. İşte inşallah bu Kuzul Koyun hayatı yaşama alanını ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Eyüpiye Belediyesi olarak aslında sunumumuz hazır. Bu koronadan dolayı bakanlıklarımıza sunamadık. Hemen bu konuda inşallah belasından Oranca Sanayi'ye doğru değil mi? Hayır. Bu Güzel Kuyu. Güzel Kuyu tarafı işte bizim Hayvan Pazarı'nın üst tarafları. O bölgelere inşallah. Kuzul Koyun'u yaban hayatı alanından çıkarıp tabii ki biz o şeyi de benimsiyoruz yani. Yaban hayatını da benimsiyoruz. Güzel tabii. Ama asıl yaban hayatının olması gereken yer Tek Tek Dağları. Onunla ilgili bir sunumumuz var. Gerek bakanlığımıza gerekse cumhurbaşkanımıza inşallah bunu sunacağız. İnşallah. Ve yerin değişmesini sağlayacağız. Yerin değişmesi halinde ki inşallah değişir. İnşallah. İşte Eyüpiye'nin şey mezarları tabii o bölgelerde. Çünkü başka alternatif yerimiz yok hocam. Hı-hı. Hiç alternatif yani şimdi yok. Yanlış anlamayın beni. Evet. Fırsat bu fırsat. Şimdi İstanbul'da Çamlıca Camii'nin yeri kıyametler koptu. Ama başkan dedi ki buraya bu cami yapılacak. O parmağını işaret ettiğin hiç unutmam. Yapıldı bitti. Evet. Neler söylendi neler. Ama sonuç o cami yapıldı. Evet. Şimdi bizim burada da böyle bir İgit adam mı diyelim? İgit Urfalılar mı diyelim? Parmağını uzattı mı? Ya hele siz bir durun, bu Urfa. Ben yaşıyorum burada. Evet. Ben buranın çilesini çekiyorum. Ben buranın şeyini. Adam tabi nerelerden gelmiş? Urfa'ya proje yapıyor. İşte, belediyeye danış. Çevreye danış. İşte hocam ben bu hususta ben üniversitemize de kırgınım. Bir şey yaptıkları yok. Yani Sayın Rektörüm belki şey yapacak. Yok, bir şey yok yani. İşte inşallah Sayın Rektörümüzle Serakent projemizi hayata geçireceğiz. İnşallah. Evet. İşte biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi. Biz bir 44 dönüm alan aldık. Dedik ki burayı bir hizmet binası yapacağız. Kamu kampüsü yapacağız. Ya 3-5 kişi bir çıktı. Siz ne yapıyorsunuz? Tarım arazileri elden gidiyor. Şu gidiyor, bu gidiyor. Ya dönün diyorum geçmişe. Biz Eyüpiye'de yaşadık, 12'lerde yaşadık, Harankapısı'nda yaşadık. Tabii. Babalarımız, dedelerimiz burada yaşadı. Doğma büyüme buralıyım ya. Biz kendimizi bildik bilele buraları betonla çevrilmiş, bir de üzerine çitler konulmuş, insanlar içeriye girmesin diye. Hadi onu geçtik, Ziraat Fakültesi değil miydi, üniversitemiz değil miydi? Tabii. Öğrencilerin kullanacağı alanlar olsa öyle de bir şey yok. Ne bir şey ekilmiş, ne evlatlarımız kullanmış, ne öğrencilerimiz kullanılmış, ne Eyüpiyeli kardeşlerimiz kullanmış. Evet.
Ekin de ekin, hiçbir şey yapılmamış. Biz oraya kamu kampüsü yapacağız deyince kıyameti kopardılar. Evet. Yaşayan benim. Müsait yani. Yani, yani. Ya ben Eyüpiye'de yaşıyorum. Doğru. Alternatif hiçbir yerim yok diyorum. Benim ek binalarla hizmeti idame ettirmeye çalışıyoruz diyorum. Bir kamu kampüsüne %100 ihtiyacımız var diyoruz. Olmaz diyorlar. Öyle bir itiraz ettiler ama evet, sizin dediğiniz evet, gibi. Evet. Varsa bir del orada da biz burada deliliğe talibiz. Yapacağız yani. Tabii. Ondan da geri adım atmayacağız. Tabii. İnşallah kamu kampüsümüzde yapacağız. Millet bahçemizde yapacağız. İnşallah bütün düşündüğümüz, şu anda planladığımız projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Evet. Ben arkadaşlar müsaade ederse. Tabii hocam. Buyurun. Bir sorum daha var. Evet. Sorun değil ki, sorun var. Evet, yani evet. Başkanımla çözmeye çalışalım. Evet. Biri sahabeler ve Urfa. Evet. Sahabeler ve Urfa. Ben geçen bir kardeş televizyonda da söyledim. Dedim ki buraya gelmişler Hazreti Ömer döneminde. Yani İbrahim Aleyhisselam burada dua etmiş. Hazreti Peygamber diyor ki ben ceddimin duasıyım. Evet. Dua buradan yankılanmış Mekke'ye kadar. O dua Mekke'den Medine'ye, Medine'den buraya İyad bin Ghanem komutasına bir ordu İyad gelmiş. Bin Ghanem, evet. İşte Münbiç, Raka, Harran buraları fethetmiş. Evet. Şimdi Harran'da ne eserler var? Yine Eyüp'e bağlı. Evet. Değil mi tabii başkanım? Evet. Evet. Ondan sonra Urfa'ya gelmişler. Bir Ramazan günü, sıcak mevsim. İftar açmışlar, Tırfındır'da kalmışlar. Eski Halepli Bahçe'nin orayı karargah etmişler. Ki ben o mağaraları yıllar önce söylediğimde değişik şeyler, tepkiler aldık. Elhamdülillah bugün mağaralar çıktı. Hı. İnşallah doğru amaçla kullanılır başkanım. İnşallah, inşallah. Yani yanlış bir şey kullanırsa vebal ağırdır. İnşallah. Ya orada sahabenin ayak izi var. Alın izi var, evet, secde izi var. Secde izi var. Evet. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. O sezon Tılfındır'da çok bereketli, mübarek bir yerdir oralar. O kayalara yansımıştır. Bugün Dergah Havzası veya Halilurrahman Havzası, ben Balıklı Göl'de demiyorum, Mahmut kızmasın beni. Orası Halilurrahman Havzasıdır, o evet. O havza. Orada bir manevi hava var. Şimdi sıkıldığımızda nereye gidiyoruz Allah aşkına? Urfalılar. Nereye git? Karaköprü'den kalkıp yine oraya geliyoruz. İlçelerden bırak şimdi Türkiye'nin her tarafından. Yurt dışından geliyor. Geçen Malezya heyeti gelmişti. Adamlar hayran kaldı buraya. Şimdi bu bölgeleri bize kazandıran bu sahabeler. Doğru. Ben 20-25 tanenin ismini tespit etmişim Sayın Başkanım. Adlarına bir cami yok. Cami bıraktık, bir şey yok. Bir şey yapalım dedik, karşımıza yine dikildiler, bir şeyler yaptılar. Şimdi bunun için bir şey düşünebiliyor muyuz? Yani o Tırfındır'da, o bölgede bunlar belki bir Ramazan'da teheccüd kılmışlar, teravih kılmışlar, namaza. Düşünün ya, bir Ebu Musa el-Eş'ari, sahabe içinde en güzel Kur'an okuyanlardan birisi, Resulullah etkilemiştir aleyhissalatü vesselam. O komuta heyetinin içinde. Orada belki Kur'an okudu, orada namaz kıldırdılar. Efendim Osman bin Ebil Aslar, İyad bin Ghanemler, Safan radıyallahu anh, bunlar hepsi buraya gelmişler. Safan bin Muattal. Evet. Söyleye söyleye bakın, yıllar önce Adıyaman Samsat'ta Safan bin Muattal'ın evet, kabri Adıyaman ortaya çıktı. Evet. Destekledik, destek verdik, şey yaptı. Ben kaç kere oraya programlara gittim. Sağ olsun belediye başkanları da desteklediler. Şimdi oraya büyük bir külliye yapıldı. Bilmiyorum gördünüz mü? Evet. Çok muazzam bir külliye yapıldı. Bizde evet, yok böyle bir şey. Ya söylediğimde eşkıyalar karşıma çıkıyor ya. Ya kardeşim ben bu toprağın insanıyım ya. Onlar buraya bezanı getirmiş beyler. Bitti. Nokta. Onlar buraya Kur'an'ı getirmiş. Şimdi bu topraklarda Kur'an okunuyorsa onlara borçluyuz. Evet. Ezan okunuyorsa onlara borçluyuz. Müslümansak, hani vefa borcumuz? Müslümansak onlara borçluyuz. Hani vefa yani, borcumuz? Hocam ben diyorum Urfa Tılfındır'dan fethedildi diyorum. Tabii. Hayır, üç defa. Evet, tabii. Yani Selahaddin Eyyubi... Fransızlar top atışlarını oradan evet, gerçekleştirdi. Evet, yani. Evet, Selahaddin Eyyubi, rahmetullahi aleyh, oradan. Evet. İmadeddin Zengi, oradan. Nureddin Zengi, oradan. Ya bir filmini yapamadık. Evet. Animasyon da olsa. Yani çok müthiş evet, bir şey. Ama oraya bir sahip çıkalım öncelikle Sayın Başkanım. Evet, şimdi... Hocam emin yani ben, ol. Evet. Estağfurullah. Tayyip Bey gibi bir adam gelecek. Buraya bu yapılacak.
Ha bize böyle bir yürekli adam lazım. Biz de Tayyip'in evlatlarıyız. Biz de geldik buraya yapın ben dedi. Ben söyledim. Evet. Şimdi işte 1 Nisan, hep 1 Nisan diyorum seçilme evet. Şeyimiz. 31 Mart seçimleri. Akabinde 1 Nisan'da işte görevi devraldık. 7-8 evet. Nisan evet. gibi. Hemen mevcut parkları gezelim dedik. İlk gezdiğimiz yerlerden biri Tılfındır Parkı. Hakikaten orayı gördüğüm zaman gözlerim doldu. Çünkü orayı çıktığım zaman sahabenin kokusunu aldı. Rahmetli, Allah rahmet etsin, geçen vefat etti. Ömer Döngeloğlu hocam, evet, iyi bir dostumdu. Çok da saygılı bir insandı. Buraya geldi, misafirimiz oldu. Hocam dedi, şu tepeye çıkalım. Yatkin kalepten geldi. Evet. Ağladı ya. Hocam dedi, siz burada değil misiniz? Evet. İşte biz orada değiliz. Belediye nerede? Evet, doğru söylüyor. Hani bunları yani yanlış anlamayın. Estağfurullah, yok. Oy veriyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Evet. Hocam buraya hiç... Vallahi dedim ben senelerdir bu feryat ediyorum hı. ama sesime cevap yok. Yegeniydi ya. Urfalıların deyimiyle yegeni sesini duydu inşallah. İnşallah. Şimdi hocam işte oraya gittik. İşte bir an önce de ifade ettiğim gibi. Yani orada sahabeyi gördük. Sahabenin kokusu, sahabenin alın izinin ya, olduğu yer Tılfındır Parkı. Biraz önce de Mahmut hocamızın dediği gibi. Aslında fetih oradan başladı yani. Evet. Şanlıurfa'nın fethi de oradan başladı. Evet. Fransızlar oradan Eyüviye'yi bombardıman altında tuttukları tepenin adı da Tılfındır. Tılfıtır. Telfutur. Evet, Arapça evet. Telfutur. İftar evet. tepesi. Evet, evet. Telfutur. Ha. Düşünün orada sahabe gelmiş, ilk iftarını orada açmış. Evet. Hazreti Ömer'in ordusu, büyük halifenin ordusu. Evet. Orada açmış ve bugüne kadar oraya duyarsız kalmışız. Hiçbir şey yapmamışız. Evet. Yani hocam her şeyi geçtim, siyasete geçtim. Hı. Belediye başkanlığını geçtik, vekilliği, her şeyi geçtik. Cenab-ı Mevlam bunun hesabını sorar mı sorar? Vallahi sorar. Vallahi diyorum sorar. Hani bugüne kadar hiç el atın. Sorar yani. Çünkü sahabemin gelip iftar açtığı tepedir diyecek ya. Ne yaptın? Bana soracak belediye başkanı. Şu memlekette birkaç sahabe kabri var bulamıyoruz tabii. Evet. Geçen bir ışık gördük, peşine düştük. Ya adam yani yanlış anlaşılmasın. Müze müdürü veya kültür müdürü bilmem kim. O da Urfalı değil ya. Geldi karşımıza horoz gibi dikildi ya. Evet. Ya bizden daha iyi biliyor. Sahibi, yok mu ya? Ya taşın üstünde El-Katip yazıyor evet. ya. El-Katip. Yani Hanzele bin Ebu Rebi'nin kabri. Hanzele bin Rebi'nin kabri. Evet. Buralarda ölmüş. Ya ben bunun tarihçisiyim. Bunu yazan adamım. Bu kitabı. Siyer-i Sahabe'yi. Evet. Kabri Urfa'dadır diyor. Evet. Böyle bir işaret bulunmuş. Adam sanki onu kaybetmek için kaldırın ya bırakın bu işler falan. Niye kaldırın yani? Durdu. Niye kaldırın? Durdu yani durdu. Şimdi bugün ya neler olur? Birçok şehirlerde illerde hocam özellikle bu sahabelerin yani mesela özellikle ya bakır burada. Hazreti şey hocam Eyüp Ensari İstanbul. Evet. Bir İstanbul'da Eyüp Ensari'dir. Kimdir? Tabii. Kimdir hocam? Tabii. Sahabi mi değil mi? Sahabi ya. Gelen ilk gelen ne dedi ki Eyüp Ensari'ye gidip ziyaret edelim diyor. Ya, Diyarbakır'da bir çalışma yaptılar. Diyarbakır sahabe kenti. Vallahi %100 destekliyorum. Sahabe kenti. Sahabe kenti orada şu kadar sahabe şehit olmuş. Bizde burada da var. Buradaki oraya gitmiş. Orayı varsa... İyad bin Ghanem oranın komutanıdır da. Evet. Safan bin Muattal buranın komutanıdır. Ya bunlara sahip çıkılmadı arkadaş. Ben çatlayacağım ya. Vallahi... Sayın Başkanım, evet, haklısınız. %100 haklısınız. Yani, hocam aslında bir şeyimiz vardı. Hazırlıklı değiliz bu evet. Tılfındır Parkı. Benim yoksa kitap vardı. Projemiz hazırdı. Evet. Aslında doğru. Arkadaşlar alabiliyorlarsa alsınlar. Çok modern bir park inşallah kazandıracağız. İnşallah. Aslında bizim amacımız bu Ramazan ayında ilk iftar programımızı Tılfındır Parkı'nda yapmaktı hocam. Telfutur Parkı'nda evet, yapmaktı. Evet. Kısmet olmadı yine bu koronadan dolayı. Normalde biz ihalesini falan hazırlamıştık. Her şeyi bitmişti. Bir ihaleye çıkacaktık. 2-3 ay içerisinde de bitirmiş olacaktık. İnşallah. İnşallah hocam burada size sözüm olsun. Eyüp'üyle kardeşlerime, Şanlıurfa'da kardeşime sözüm özür olsun. Özür diliyorum. Bu koronavirüs bittikten sonra İnşallah. İlk yapacağımız ihalelerden biri inşallah, inşallah. Telfutur. Şimdi ben onunla ilgili bir kitap hazırladım. Olacak. Var yıllardır İslam tarihinde Şanlıurfa. Oraya çok yer vermişim. Hı. İnşallah o kitabı size getirdim. Bitti İnşallah kalmadı. Şey kimde varsa bir tane bulurum. Hatta yani hiçbir şey de istemiyorum. Destek de veririm. Belediyenin kültür hizmetlerinden yayınlanırsa memnun olurum. Şeref duyarım hocam. Yani İnşallah. Hiçbir şeyim yok. İnşallah. Bunu tabii Yusuf işaret ediyor herhalde reklam zamanımız. Geçsin yine ben içim dolu. Bir şeyim daha var onu da söyleyeyim. Tamam olur emriniz olsun. Hocam biz
başkanımızı programa bırakmıyorum. İleriki günlerde başkanımızı bir daha programa istiyoruz. Şeref duyuyorum. Özellikle Allah çünkü bu Tıl Fındır projesi hocam. Eyüp Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın. Sürpriz bir bunu, şey var. Ekrem yani, buralarda herhalde. Başkanım bunu güzel boyunu boyunca konuşmamız lazım. Yani. Olur. Olur inşallah. Evet. İnşallah. Peki. Hayırlısına reklamı geçtiğimiz için şeref ediyor. Evet sevgili izleyenler, bu güzel ve tatlı sohbetimizi devam ettireceğiz ama kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz. Kölelik ettikçe biz nefsimize, alıştık ahlaktan, dinden tavize. Ey yüce Rabbimiz, ne oldu bize? Ne oldu da böyle unuttuk seni? Duygumuz körlendi, heva heveste. Ruhumuz kirlendi altın kafeste. Dost aradık durduk nice adreste. Her kapıyı çaldık, unuttuk seni. Aç kaldık, eğildi mağrur başımız. Yalvardık, sel oldu gözde yaşımız. Rahmetinle doldu taştı aşımız. Daha ilk lokmada unuttuk seni. Azgın denizlerde el açtık sana. Ölüm korkuları dayandı cana. Lütfunla sağ salim çıktık limana. Daha ilk adımda unuttuk seni. Hastalık derdinden girdik bir zora. Bulduk devasını yol sora sora. Bin teşekkür ettik nice doktora. Ey deva sahibi, unuttuk seni. Savaştık, cehd ettik, düşmanı sürdük. Bizimle bir safta melekler gördük. Zafer çelengini kibirle ördük. Öyle sarhoş olduk ki unuttuk seni. Yükseldikçe piramitte yerimiz, sanki kalınlaştı haya derimiz. Kat kat oldu her makyajda kirimiz, kartvizit peşinde unuttuk seni. Verdik çürükleri, ayırdık maldan. Fakir ne anlardı petekten, baldan? Tonlarca ürünü topladık daldan, zekata gelince unuttuk seni. Kalpler taş kesildi nefretle, kinle. Haşır neşir olduk büyüyle, cinle. Ey yüce Rabbimiz, hidayetinle hatırlat, hatırlat ne olur. Unuttuk seni, unuttuk. Evet sevgili izleyenler, programımızın son bölümünde iftar vakti programıyla birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Cengiz Numanoğlu'na ait Unuttuk Seni adlı şiiri seslendirdik bu vesileyle. Başkanım, evet sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, evet, soracağı sorular var. Konu tabii sizin bulunduğunuz makam, belediye başkanlığı, Eyüpiye, eski Urfa tabiriyle. Evet. Öyle olunca da peygamberlerin hatırası genelde hepsi orada bilindiği kadarıyla. İşte bu süreçte çok büyük
görevler düşüyor belediyeye de. Bu hususta hocam da... Hocam bu Unuttuk Seni şiirinden sonra o diksiyonla, evet, o duyguyla Allah razı olsun. Bundan sonra biz nasıl konuşacağız bilmiyorum yani. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Çok Allah güzel Allah okudunuz. Şiir de çok güzeldi. Siz de çok güzel yorumladınız. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi o proje geliyorsa projeye bakalım diyorum Sayın Başkanım. Tılsındır'la evet. ilgili. Evet arkadaşlarımız hazırlamışlar. Şimdi onu ekrana versin. Onu görelim. İşte biz zannedersem hocam. Evet. Şimdi çok modern bir parkı inşallah. Biraz önce ifade ettiğim gibi hep Eyyubiyeli kardeşlerimize, hem Şanlıurfalı hemşehrilerimize hem de turizme inşallah kazandıracağız. Bizim için burası çok önemliydi. Çok önemli. Manevi önemi vardı. Evet. Hem Hazreti Ömer'in ordusunun ilk iftarını açtığı tepedir. Yani. Hem de Urfa'nın aslında kurtuluşunun sembolüdür tırfındır. Doğru. Tepesi. İslam mehri orada vurulur. Evet. Evet. Aynı. Bugün dünya bizi onunla tanıyor. İşte içinde süs havuzları olacak. Çok güzel bir kafeteryamız olacak. Evet. Özellikle her Ramazan'da inşallah orada İnşallah. Vatandaşlarımız gelecek. İnşallah. İftarlarını açacaklar. Hoş zaman geçirecekler. Evet. Çocuklarımız, yaşlılarımız şu anda burayı kullanamıyor. Madde bağımlısı gençlerimiz maalesef burayı kullanıyor. Evet. Aslında başkanım biraz da hani mezara yakın olduğu için de biraz maalesef dediğiniz gibi yani evet. kullananların ama işte sahip çıkamadıklarımıza sahip çıkarlar. Yalnız eğer ben acizane oraya derim Urfa'ya gelen sahabelerin ismini yazacağımız bir abidemiz olsun orada. Olur hocam. Olur. Yani o isimler herhalde. O isimler belki vardır bilmiyorum. Göremiyorum. Yani onun olması lazım. Olur. Urfalılar veya yabancılar geldiğinde onu görsün. Madem işte burası bizim alanı, seyir tepesi olacak. Falan, cami var değil mi burada? Bu cami mescidimiz. Mescidimiz var. Evet inşallah mescidimiz olsun, var. Olsun hiç olmazsa adı verilir. Hiç olmazsa adı verilir. Bak evet. Cami mescidin orada olmazsa en azından orayı yani manevi ama bir işte, bölge. Yo inşallah yapılır. Biz oraya sahip çıkacağız. Evet. Hem belediye olarak sahip çıkacağız ve eminim ki oranın halkı da sahip çıkacak. Evet. Biz sahip çıktığımız zaman inşallah ne maddi bağımsız evler çocuklar oraya gelir ne de dönür. Mı oluyor? Aşağıda ev yok bence hocam. Yok o yok. Bu burada ev yok. Belediye sırf koyunu aldık Evet. Tamam. Alt tarafları ayrı, bu üst tarafı. Şimdi orada o güzelim surlar böyle yıkılmaya güç tutmuş. Evet. Onlar inşallah yapılır. İnşallah. Şimdi benim söyleyeceğim Sayın Başkanım zamanınız az kaldı. Estağfurullah. Çünkü biliyorum bir başka yere misafirliğe gideceksiniz. Aklımda geçiyor. Yani çılgın bir proje de denilebilir. Şimdi Rahman'dan su Mecmen Bahar üzerinden geliyor. Dolabın olduğu yer. Eski ismi ben orada çok yüzmüşüm. Mecmen Bahar derler arkadaşlar. Yani Urfalılar su görmemiş. Eskiden Mecmen Bahar Kur'an'da hocam, da geçer. Merecel Bahreyni iki denizin birleştiği yer. Sayın Başkanım Arapçalar. Oradan geliyor o su temiz. Hasanpaşa Camii'nden geçiyor temiz. Ondan sonra biraz bir şeyler karışıyor. Gümrük Hanı'na geliyor. Ne kadar orada güzel. Orada bir şeyler karışıyor. Bir şeyler karışıyor. Gümrük Hanı'ndan sonra biraz daha tadilat, tamirat lazım. Pazar Camii'nin içinden güzel oldu. Şu anda su akıyor. Oradan Kelleci Çayı dediğimiz yer. Yine Halil Rahman'ın suyu ama kaçıyor sağa sola. Onlar tamir edilir. Kızanoğlu Camii'nin içinden. Ondan sonra su kanala gidiyor. Kanalizasyona gidiyor. O suyu eski yolundan tamir edersek tertemiz. Yani bir şeyler karışmadan. Ta buradan eskiden Etbal'ın karşısında bahçelere giderdi su. Evet. Hatta orada bir kesem vardı. Sular bölünürdü. Evet, dağlardı. Kesem evet. derlerdi. Yemin manasında. Şimdi oralar o bahçelerin olduğu yer benim dayılarım da yeridir. Vakıftır. Bir kısmı da belediyenindir. Oraya niye bir Eyüp Nebi göleti yapmayalım? Evet. Suyu beleş, balığı beleş. Evet. Aslında güzel bir proje olur hocam. Evet. İnşallah bu projeyi yani böyle bir düşün. Evet. Tabii ilk anda Ekrem dedi tepki alırsın. Al. Tepki biz doğruları söyleyelim. Ondan sonra tepkiler yani de alırsak alalım. Niye olmasın? Alalım. Evet. Bu semtin insanları yani Halil Rahman küçücük bir yer. Evet. Sığmıyor artık. Gündüz bile gidiyoruz sığmıyor. Ya burada da o
göl olabilir, o balıklar olabilir yani. O gölün bir nevi devamı kurar. Alternatif olur. Yani orada gitsin var. Aslında yani, oradaki kara koyunla bağlı Eyyubiye Gölü suyu. Evet, oradan da ya şey kara koyun o yanda kalıyor. Evet, tamam. Daha kara koyunu, evet. Yani oraya o proje uygulanabilir. Şöyle 1,5 metre derinliğinde güzelim bir göl. Evet. Kayıklarıyla, parklarıyla, insanların oturacağı, ağaçları hazır. Aslında bizim bir millet bahçesi projemiz var. Bitti yani, onaylandı. Bakanlıkça da onaylandı. Evet. Aslında bu korona belası olmasaydı 2020'nin sonu 2021'in başında bize teslim edilecekti. Evet. Yaklaşık bir 60 trilyon değerinde devasa yani. Bir proje. Evet. Biz o teklifimizi sunduk. Biz evet. Balıklı Göl demedik ki, büyük bir evet. havuz olsun dedik. Evet. Sandallar olsun, küçük kayıklarımız olsun. Yani yapılabilir. Gelecekleri. Bakanlığın bize dönüşü şöyle oldu. Haklı tabii onlar, kendince haklılar. Bizim millet bahçe konseptinde şey yok, büyük havuzlar yok dendi. O yüzden onu hayata geçiremedik ama benim aslında iyi bir yerde böyle bir hayalim var. Balık içinde balıklar olur mu, olmaz mı tabii bilmiyoruz ama inşallah sizin dediğiniz şekilde yani eğer buna, yeterli su evet. olur ise ve o bölgelerde uygun yerler olur ise. Bahçede, tabakhanede çok evet. balık gördük. Doğrudur evet. Hatta derlerdi ki. Bahçede ben de gördüm. Bu sınırı geçtim o balık helal olur evet. falan dedi. Evet, doğru hatırlıyorum, ben de onları gördüm. Uygun bir yer evet. bulunursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizi çağır ederiz. Neden ama olmasın? Güzel yani? Olur diye düşünüyorum ben. İnşallah. Evet. İnşallah. Hep gittiğimde diyorum yani böyle olamaz mı? Bu su zaten telef olup gidiyor. İşte hocam bunun teknik boyutunu bilmek tabii, lazım. Tabii. Teknikten anlayan arkadaşlara evet. sormak lazım. Ama ben bunun takipçisi olayım. Allah razı bir arkadaşlara söyleyeyim böyle bir çalışma başlasınlar. İnşallah Allah peki. sizden razı olsun. Biz umuyoruz çok büyük işler yapacağınızı. Hep birlikte inşallah. Hep birlikte. Çünkü hizmet aşkıyla yandığınızı biliyoruz. İnşallah. Ben artık diyeceğim ki yani demin dedim ya espri oldu belki. Ben Eyyubiye'nin şeyini giyeyim. Evet. Şimdi evet. iftihar edeceğim ben Eyyubiye'nin şeyini giyeyim arkadaş. İnşallah. Eskiden derlerdi ya bir şey bilmezler Eyyubiye'nin şeyini giy. Baba biz Eyyubiye'nin şeyini giyiz. İnşallah buradan da Yenice bölgesinde, Akça evet. Mescit bölgesinde niye olmasın kentsel dönüşme ya? Başladık. Şu anda bilmiyorum takip ettiniz mi hocam? Orada artık binalarımız yükselmeye başladı. İşte birinci etapta 367 konutu İnşallah. Kazandırıyoruz. İnşallah. 4 etaplı bir yer, 4 etap sonunda 3000 konutu kazandırmış olacağız. Ondan sonra da inşallah domino taşı gibi yavaş yavaş Eyyubiye'yi dönüştüreceğiz, taktı, geliştireceğiz. Denen yer o Aziz Efraim'in şesi yapılırsa evet. o gece dinledim sizi. Eyvallah. Projede. Büyük bir proje. Yok. Eğer o yapılırsa buranın çehresini daha da değiştirir. Onun da tahsisini aldık. Şu anda tahsisi bizde çok kamuoyuyla da paylaşmadık. Evet. Şu anda restorasyon işyerleri için arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Bakanlıkla görüşme halindeyiz. Evet. İnşallah oraya hızlı bir şekilde bir ödenek sağlarız. Ki sağlayacağız inşallah. İnşallah. Ondan sonra restorasyonu bitirdikten sonra turizme kazandıracağız. Benim için çok önemli. Yani. Yani tarihi anlamda önemli, değerli bir yer. Çocukluğumuz orada geçmiştir. Tabii. Biz çocukken çok gidip gelirdik. Ya bu dedim ya bu dağlarda ne mağaralar evet. var. Kanlı mağara. Hı hı. Kanlı mağaralar evet doğru. Yani desem ki 100 metreye yakın derinlikte bir şey. Kanlı mağara. İpek mağarası, ağaçlı mağara, dedeğin serinci. İşte biz o hayvancılıkla uğraşırdık hocam o zaman. Rahmetli babam oraya götürürdük. Keten mağara olarak kullanırdık evet. Bal gibi. Ne yani sıkıntıya düşersen Sayın Başkan emrindeyim çünkü çocuklarım oralarda geçiyor. Ben emrinizdeyim. Hatta şey. Bizim büyüdüğümüz, doğduğumuz mağaralarımız, bağlarımız şu anda Kale Eteği projesi içerisinde. Yani bu tarafta yapıldı. Aslında güzel inşallah oldu. Bir gün özellikle uzun uzadıya Eyyubiye'yi bir sinirle konuşmamız i̇nşallah. Gerekiyor. Ya ben seni davet edeyim. Fark etmez. Fark etmez. Hocanın daveti önemli. İllaki. Allah razı olsun. Bizim müridiniz olmak isteriz Allah yani. Razı olsun. Allah razı olsun. Başkanım. Zeynel Abidin Bey'e de sorulur konu da fırfırlı camisi biliyorsunuz tabiri kalmıyor. Evet. Büyük yolda fırfırlı camisi. Evet evet biliyorum. Onun yanında birkaç tane ev kalır. Evet. Oranın durumu ne olacak? Yani o cami şu açılacak anda. Denildi. Orası öyle kaldı yani. Onun orada birkaç ev var. Yanılmıyorsam 8 evden bahsediliyordu. Yanılmıyorsam evet. hafızam beni yanıltmıyorsa. Bir de tarihi dokuya uygun olmayan evler. Sonradan inşa evet. edilen evler. Evet. Onlarla ilgili istimlak çalışması yani bence bitmiş olması lazım. Büyükşehir takip ediyor bunu. Ama şey yapılacak yani %100 oralar istimlak edilecek, yıkılacak.
ve fırfırlı camimiz ortaya İnşallah. Çıkacak. İnşallah. İnşallah. Daha doğrusu Ayat Bin Ghanem Camisi. Evet. Değil mi hocam? Hep onu unutuyoruz aslında. Orijinal ismi Ayat Bin Ghanem Camisi'dir ama fırfırlı diye hep yok hocam, ben bildiğim kadar resmiyette şu anda Ayat Bin Ghanem Camisi olmasın. Müftülük karar aldı. Evet, doğrudur. Evet, çok şeyler de yapıldı. Bu Çevre Kültür Varlıkları Koruma evet. Kurulu herhalde kabul evet. etmedi. Ama biz öyle kullanıyoruz şu anda Ayat Bin Ghanem Camisi olarak ama fırfırlı Keşke. Camisi. Evet. Evet. Ama gene öyle olacak inşallah. İnşallah. Zikrimiz bu. Zikrimiz bu inşallah. 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 Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Evet başkanım, tabii Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret. Biz mağfiretin içinde bulunduğumuz günleri geçiriyoruz ve programı da sona doğru geliyoruz toparlayacak olursak. Diyelim sözü yine son olarak size bırakalım Ramazan'a dair. Konuşmadığımız belki arada kaçırdığımız şeyler vardır. Sizin evet. de aklınızda varsa Ramazan'a dair son cümlelerinizden ayrıca. Tabii ki hocalarımızın yanında Ramazan'ı konuşmak bizim haddimiz olmaz, hadsizliğimiz olur. Evet, başı rahmetti. Ramazan'ın ilk 10 gününü geride bıraktık. Cenab-ı Mevlam inşallah rahmetinden evet. bizi rahmetlendirmiştir. Yapmış Amin. Olduğumuz Amin. İbadetlerle. Ortası mağfiret inşallah. Şimdi mağfiret kısmındayız. Yine yapacağımız dualarla, hizmetlerle. Biz sonuçta bir belediye başkanıyız. Evet. Yapmış olduğumuz hizmetler ibadet hükmündedir. Kesinlikle. Tabii ki eksik bıraktığımız hususlar da günah hükmündedir bizim evet. için. Aleyhimize dönecektir. Rabbim evet. inşallah içimizde vatan sevgisini, memleket sevgisini, benim ilçemin sevgisini inşallah arttırsın diyorum. Ben Eyyubiye'ye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Sadece kendim değil, meclis üyelerimizle birlikte, 1100 personelimizle birlikte, Eyyubiye'li kardeşlerimizle birlikte. İnşallah işte bu yapacağımız hizmetlerle mağfiretine de nail oluruz. İnşallah. Ve sonunda İnşallah. Sizlerin dualarıyla, evet. ekran başında bizi izleyen kardeşlerimizin de dualarıyla son 10 günü olan cehennemden kurtuluşuna Azat, evet. vesile olan. Evet. evet. O rahmetine de Cenab-ı Mevlam'ın kavuşuruz. İnşallah. Derdimizi duaları... konuştuk Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Netice dedim ya, biz ne olsa evgenin şeniyiz. Evet. Evgenin dertlerinde konuşacağız. İnşallah. Allah razı olsun. Ne zaman buraya kadar emrederseniz olur mu? O şeref Allah bize Allah razı olsun. Şeref verdiniz. Yine buraya. Ben ekran başında bizi izleyen özellikle durumu iyi olan kardeşlerimize evet. Eyyubiye'deki yoksul kardeşlerimize iyilik ellerini uzatmalarını istirham ediyorum. Başta da ifade etmiştim. Aslında fakir fukaranın bizlere ihtiyacı yok. İnsanoğluna ihtiyacı yok. Cenab-ı Mevlam nasıl ki okyanusun dibindeki lepistes balığına rızkını gönderiyor ise kuluna illaki gönderecekler. Ama Cenab-ı Mevlam işte böyle zengini zenginliğiyle sınıyor. Fakiri de fakirliğiyle sınanıyor. Tabii. Aslında şu anda fakirlikle sınanmıyor insanlar. Zenginler sınanıyor. Evet. Zenginin Doğru. cömertliği sınanıyor. Cömert mi değil mi? Şeytan ne diyor? Diyor ki benim en çok beğendiğim, en çok gururlandığım günah kibrimdir. Evet. Cimriliğimdir diyor. Evet. Allah ikisinden de Ama Cenab-ı Allah ikisini de lanetlemiş. Kibri de lanetlemiş, cimri de lanetlemiş. Doğru. Cömertliği bizlere emretmiş. İnşallah Cenab-ı Mevlam'ın emretmiş olduğu cömertliği layık oluruz. İnşallah. O cömertlikle İnşallah. Yaşarız. İnşallah. O cömertliği de fakir fukaraya, o cömertlik İnşallah. Vesilesiyle fakir fukaraya ulaşırız. Bunu temenni ediyorum. İnşallah. Sizlere de bizlere ağırladığınız için Allah ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Bu bir açılış inşallah. İnşallah hocam. Çünkü ne zaman emrederseniz. Hayır, gerçek söylüyorum. Biz geçen yılda çok konuşmak lazım. Hocam çok istemişti geçen yılda sizi ağırlamayı. Evet. Hatta söylemişti de biz ulaşmıştık. Bir türlü kısmet olmamıştı. Geçen yıl cesaretim yoktu. Eyvallah. Yok, ben arkadaşlara dedim ki bu sene iftar programında belediye başkanı çağırsan ben gelmiyorum. Çünkü ne konuşacağım? Bir şey söyledi. Ama Mehmet Kuş gelecek evet. deyince dedim yok olmadı, bizim semti konuşacağız. Hocam, Urfa'yı konuşacağız. Hocam beni kulaklarımdan çeke çeke getirir. Haşa. Aziz hocamız hakikaten bizim Allah için bir değer. Allah ondan milyon kez razı olsun. Bugüne kadar yapmış olduğu özellikle yardım eli, gönül elini hep fakir fukaraya uzatmış. Onların duası inşallah
Sizlere yeter, İnşallah. Bizlere de yeter hocam inşallah. İnşallah. Allah sizden razı olsun. Değerli zamanınız bize ayırdınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şeref duydum. Allah razı olsun sizlerden. Ayşe hocam, yarın inşallah sizle yine birlikte olacağız. Rabbim kısmet ederse. Konu neydi? Konuyu biliyor muyuz yarınki? Yarınki programımızda mı? İfk hadisesi. Yani bir namuslu kadına iftira atma. Evet. O yedi helak edici günahın sonuncusu o. İfk hadisesi. Evet. Onu anlatacağız. O da toplumumuzda bir hastalık. Onu işleyeceğiz inşallah. Ondan sonra da ana baba hakkı geliyor. Ondan Peki. sonra yalan geliyor. Çünkü yarın ufak bir zamanımız kalacak. Çünkü ilk etapta tamam, o sonraki programlarda yine İlhan Belediye Başkanımız Sayın Başkan gibi değerli insanları biz seve seve Eyvallah. Görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bugün de İftar Vakti programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yarın tekrar aynı saatte buluşuncaya dek hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın efendim.